Türkiye'de üniversite sayıları tartışmalara neden olurken her geçen gün fakülte sayısı da artıyor. Son olarak Cumhurbaşkanlığı imzasıyla 9 üniversite bünyesinde yeni fakülte, enstitü ve yüksekokul kuruldu. Başta sağlık yüksekokulları olmak üzere iletişim fakültelerinde büyük artış söz konusu. Anadolu'nun her ilinde üniversite kurma kararı almamızın gerisinde gençlerimize sosyal adalet ve fırsat eşitliği temelinde bir yükseköğretim hizmeti sunma gayesi vardı. Türkiye'de toplam 207 üniversite var. Geçen yılki YKS sonucunda kamu üniversitelerinde 140'ı aşkın bölüm boş kalırken 20 bölümse hiç tercih edilmedi. Öte yandan kontenjanları dolmayan bölümler arasında hukuk ve diş hekimliği gibi bölümler de bulunuyor. Öyle ki bazı illerde mimarlık, bilgisayar mühendisliği gibi bölümler dahi tercih edilmiyor. İnşaat mühendisliği ise tam 27 üniversitede boş kaldı. Hiç tercih edilmeyen 20 bölümden 3 tanesi inşaat mühendisliği. Demem odur ki üniversite sınavı tamamen kaldırılmalıdır. Türkiye'de devlet ve vakıf üniversitelerinin toplam sayısı 207'dir. Plansızca açılan üniversiteler yüzünden her yıl yüz binlerce genç üniversiteden mezun oluyor. 2013'te mezun olan öğrenci sayısı 688.432 iken bu sayı 2019'da 891.458'e kadar yükseldi. 2020 ve 2021'de ise 900 binin üzerinde mezun oldu. Hoş geldiniz. Ben Hacettepe Üniversitesi Türk Halk Bilimi öğrencisiyim. Başkanım, durumu görüyorsunuz, gençlerin halini görüyorsunuz. Akademide kalsak liyakat diye bir şey yok. Atanmayı denesek atanamıyoruz. Bu da beraberinde işsizliği, umutsuzluğu getirdi. Gençlerin ise hayalleri artık başka bahara kaldı. Bu durumu gerçekten artık bunalttı bize.